Türkiye halkları adına soruyoruz. Sadece Kürt halkı adına da değil. Biz çünkü barış istiyoruz. Demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz, eşitlik istiyoruz. Halkımızın kendi kendini yönetmesini istiyoruz. Dolayısıyla AKP hükümeti bu konuda şimdiye kadar hiçbir somut adım atmadı. Buradaki gençlerin taleplerinden birisi AKP hükümetinin çözüm sürecini garanti altına alacak ve halkı ikna edecek somut açıklamalar beklemektedir. Ama şimdiye kadar bu açıklama yapılmamıştır. Sadece bir açıklama vardır çözüm süreci konusunda ısrar ettiklerine dair. Biz bu açıklamanın kendisini bile önemsiyoruz. Evet, çözüm sürecinde ısrar ediyorsanız bu önemlidir ama sadece sözle olacak bir durum değil. Artık sözü aşan bir noktadayız. Pratik adımlar bekliyoruz. Çözüm sürecine ısrarlıysanız PMK'yı kaldıracak mısınız? Çözüm sürecinde ısrarlıysanız Kürt halkının kendi kendini yönetmesi konusundaki taleplerine ne diyorsunuz? Kürt halkının dil, kimlik, kültür haklarını güvence altına almak konusunda ne diyorsunuz sorusuna cevap vermek zorundasınız. Buraya aslında AKP hükümetinin kendisi gelmesi gerekirdi. Aslında bu ülkede buraya gelip bu gençlerle birlikte, bu halkla birlikte ne istiyorsunuz? Gerçekten birlikte yaşayacaksak bu süreci birlikte kurmak hepimizin sorumluluğudur demesi gerekirdi. Biz buradan çağırıyoruz Sayın Başbakan'ı buraya. Gelip buradaki halkı dinlesin, gerçekten bir çözüm iradesi varsa o zaman burada halkla birlikte nasıl bir çözüm isteniyor? Halkın talebini bunu buradan duyması gerekir. Sevgili arkadaşlar, bakın son bir hafta 10 gündür özellikle Diyarbakır aslında Kürt sorununun en çok tartışıldığı merkez oldu. Bir yandan AKP hükümetinin çalıştayı yapıldı. Bir yandan da Diyarbakır Belediye'mizin önünde çocukları gerillaya katılan aileler oturuyor ve Türkiye gündemini buradan tartışıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, gerçekten çözüm çalıştayında ne sonuç ortaya çıktı? Biz sadece bakanları dinledik. Buradaki sivil toplum örgütlerini, buradaki halkı, yerel yöneticileri dinlemedik çünkü davet edilmedi. AKP kendi kamuoyunu yaratmak için geldi, bakanlar kendi sözünü söyledi, bize parmak salladı. HDP'ye, BDP'ye siz bu sürecin dışındasınız. Aslında biz barış istiyoruz, siz barış istemiyorsunuz, gerilimden faydalanıyorsunuz gibi sözler söylediler. Biz buradan çok açık ve net söylüyoruz. Biz gerilimden hiçbir çıkarımız yok. Savaşta hiçbir çıkarımız yok, hiçbir halkın da yok. Barıştır bizim tek çıkarımız sevgili arkadaşlar. Kardeşçe bir arada yaşamaktır. Ama AKP hükümeti sadece kendisi çaldı, kendisi oynadı. Kendi sözünü söyledi ve Türkiye kamuoyu onun üzerinden bir tartışma yürüttü. Başından beri diyoruz ki bu süreç çift taraflı olur. Bu süreci garanti altına alacak adımlar atmak gerekir. Bakın bu sürecin yaşandığı sürece sevgili arkadaşlar, döneme 2003'ten bugüne 1,5 yıl gibi zaman geçti aradan. Hala somut bir adım yok. Herkes televizyona çıktığında diyor ki ölümler olmadı çok şükür. Ama biz biliyoruz ki ölümler oldu. İlk adaya heyetimiz gittiğinde arkasından Paris'te katliam yapıldı sevgili arkadaşlar. 3 kadın arkadaşımız katledildi. Aslında bu süreci provokeye yönelik ilk katliamda hala aydınlatılmadı. Mesela biz hala AKP hükümetinden bu sürece dair cevap bekliyoruz. MİT'in bu konuda sorumlu olduğuna dair şüpheler var. Dolayısıyla AKP hükümeti bırakalım bu konuyu aydınlatmayı, hala bu konuda ikna edici bir cevap yaşanmadı. Arkasından yine burada Medeni Yıldırım katledildi sevgili arkadaşlar. O zaman yine kalekol yapımlarını protesto için sokağa çıkan halkımıza ateş açıldı. O zaman Medeni Yıldırım hayatını yitirdi. Hatırlayın, Gener'de 3 Kürt genci yaşamını yitirdi. Arkasından sevgili arkadaşlar, Gezi direnişinde yaşamını yitirenler 8 insan yaşamını yitirdi o dönemde. Yani dikkat ederseniz aslında ölümler oldu. Bugün işte 2 insan burada yine polis asker kurşunuyla yaşamını yitirdi. Bir tanesi Siirt'te olayları protesto için aşırı gaz nedeniyle astım hastalığı varmış. Orada yaşamını yitirdi. Yani aslında baktığınızda hiç ölüm olmadı falan değil. Aslında ölümler oldu. Ama ölen yine barış isteyen, demokrasi isteyen, özgürlük isteyen, bu kalekollar burada olmasın diyen insanlar oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar, AKP hükümetinin bütün bunlara cevap vermesi gerekiyor. Gerçekten çözümden yana bir ısrarınız varsa bütün bunların hesabını sorulması gerekiyor. Biz buradan bir kez daha öneriyoruz. Roboski'den Gevere, Lice'ye bütün bu katliamların araştırılması için derhal hakikatleri araştırma ve adalet komisyonu kurulmalı.
tüm çıplaklığıyla burada yaşananlar ortaya çıkartılmalı ve Türkiye kamuoyunu ikna edici bir açıklama yapılmalıdır. Sorumluları yargılanmalıdır. Yine geçmiş dönemde yaşananlara ilişkin hep ifade ettiğimiz gibi geçmiş dönemdeki katliamların da ortaya çıkartılması konusunda bu hükümetin çalışma yapması gerekir. Sevgili arkadaşlar, barışacaksak o zaman savaşın kaynağını ortadan kaldırmak gerekir. Neden bu ülkede savaş çıktı? Neden insanlar itiraz ediyor? Neden isyan ediyorlar? Siz itirazın, isyanın kaynağını ortadan kaldırmazsanız bugün sönümlense bile yarın başka bir durumda bu savaş, çatışma yeniden başlar. Biz kalıcı bir çözüm olması konusunda özellikle hükümeti uyarıyoruz. Bugün AKP hükümetidir iktidarda. Dolayısıyla birinci derecede sorumluluk hükümetindir. İkincisi sevgili arkadaşlar, çağrımız parlamentoyadır. MHP ve CHP'dir. Onlar da eğer bu ülkede 76 milyonun sorumluluğunu taşıyorlarsa bu ülkenin doğusunda yaşanan, yani Kürdistan'da yaşanan bu gelişmelere seyirci kalamazlar. Milliyetçi söylemlerle Batı'yı buradaki halka karşı kışkırtarak, özellikle Türkiye metropollerinde yaşayan Kürtlere karşı linç kampanyası geliştirerek Türkiye'yi aydınlığa değil karanlığa götürürler. Hatırlatırız Maraş'ı, Sivas'ı, Çorum'u onlara hatırlatırız. 12 Eylül'ü hatırlatırız. Milliyetçi söylemler Türkiye'yi aydınlığa götürmez. Bu ülkenin ana muhalefet partisi, sevgili arkadaşlar, 30 yıldır yaşanan bu savaşın son bulması konusunda, çözüm konusunda bir projesi yoktur. Geçenlerde ana muhalefet partisi lideri bir televizyon programına katılıyor. Televizyon programcısı soruyor. Diyor ki, peki siz AKP'yi eleştiriyorsunuz. AKP çözümsüzlük siyaseti yürütüyor diyorsunuz. Sizin Kürt sorunu çözümü konusunda ilk üç öneriniz nedir diyor. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki %10 barajı kaldırılsın, sonrasını unuttum. Böyle bir ana muhalefet partisi lideri, sevgili arkadaşlar, Türkiye sorunlarına çözüm olabilir mi? Siz sokakta bir çocuğa sorun, herhangi bir çocuğa sorun, yaşlılara sorun, en az bir saat konuşur bu konu üzerinde. Kürt sorunun nasıl çözülmesi gerektiğini, inkar, imha ve asimilasyon politikalarının neye mal olduğunu, bir halkın kendi diliyle, kimliğiyle, kültürüyle bu ülke sınırları içerisinde bölünme fobisinden uzak bir arada yaşayabileceğinin mümkün olduğunu ifade eder. Aynı Sayın Kılıçdaroğlu daha önce demişti ki biz Avrupa yerel yönetimler özellik şartındaki çekincelerin kaldırılmasını istiyoruz. O zaman buradan başlayalım. Avrupa yerel yönetimler özellikteki çekinceler hepsi neredeyse Kürt sorunuyla bağlantılıdır. Sevgili arkadaşlar, sevgili basın emekçileri, bakın hepsi Kürtlerin ya da diğer halkların haklarının kullanmasına ilişkindir. Dolayısıyla yapılması gereken şeyler basittir. Biz burada sadece hükümete değil, ana muhalefet partisine de çağrıda bulunuyoruz. Barış hepimizin ihtiyacıdır. Savaş sadece bu ülkede savaşın olduğu bölgeyi değil, bütün Türkiye'yi etkiliyor. Burada insanlar ölüyor, işte Batı'da da milliyetçilik dalgasıyla insanların yaşamları zehir oluyor. İki gündür bakın sevgili arkadaşlar, herkes o saygı duydukları bayrak adına başka halka linç girişimde bulunuyorlar. Bir bayrağı, bir halkın değerini başka bir halka, başka insanlara baskı aracı olarak kullanmak aslında o kendi değerine yönelik bir yaklaşımdır, kabul edilemez. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak sevgili arkadaşlar bu süreçteki sorumluluğumuzu görüyoruz. Sadece iktidara, ana muhalefete çağrı yapmıyoruz. Biz burada kendi sorumluluklarımızı da özellikle barış için, çözüm için gerekli sorumluluğu yerine getireceğimizin de altını çizmek istiyoruz. O yüzden biz buradan halkımıza da bir çağrıda bulunuyoruz. Özellikle Mesken'de direnen, Lice'de direnen halkımıza aslında yaptığınız eylem amacına ulaştı diyoruz. Siz Türkiye'de yaşanan bir yandan barış sürecimiz deyip bir yandan aslında kalekol yapımıyla ikiyüzlü politikaları teşhir ettiniz. Bir yandan barış deyip bir yandan savaş politikasını dayatan zihniyeti teşhir ettiniz. Aslında artık halkımız görevini yaptı sevgili arkadaşlar. Gerekli kamuoyunu yarattılar. Dolayısıyla yol kesme eylemleri, yine burada çadır kurma, Mesken dağlarında çadır kurarak barış nöbeti tutan arkadaşlarımız, halkımız aslında kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmiştir. Şimdi sıra siyasilerdedir. Şimdi sıra bizdedir. Bunun siyasetini doğru yapmak ve bu sürecin kalıcı barışa evrilmesi konusunda üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Şimdi biliyorsunuz dün heyetimiz
yine İmralı'ya gittiği Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'la görüştü. Orada da kendisinin ifade ettiği söz bence oldukça önemli ve anlamlıdır. Barış sürecinin devam etmesindeki konusundaki ısrarı AKP hükümetinin bütün bu faşizan politikalarına, milliyetçi politikalarına karşı yaklaşımına karşı hala barışta ısrar ettiği olmasının biz çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye halklarına da diyoruz ki bu çağrıya, bu talebe, bu çığlığa kulak veriniz. Geleceğimizi birlikte kurmak için o zaman barış istiyorsak, o zaman Kürt halkının dil, kimlik, kültür haklarını güvence altına alması konusunda en az Kürt halkı kadar mücadeleye katkı sununuz. Sevgili arkadaşlar, biz bundan sonra hem parlamentoda, hem sokakta, hem bulunduğumuz tüm alanlarda bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın AKP hükümetinin çözümsüzlük politikası sadece bize yönelik değil, işçilere, emekçilere, kadınlara. Bakın Soma'da 301 insan diri diri gömüldü. Hala hesabı verilmiş değil. Her gün inşaatlarda insanlar ölüyor. Her gün bu ülkede faşizan politikalar nedeniyle insanlar şiddete maruz kalıyor. Hiçbirinin hesabı verilmiş değil. Yani bu hükümet sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'de de gittikçe otoriterleşen, aslında baskı politikası uygulayan ve halka karşı nefreti körükleyen bir noktadadır. Yoksa sorumlu bir başbakan Tokat'taki bir eyleme müdahale eden, gençleri linç etmek isteyenlere karşı oradaki halkın tavrını destekler mi? Ama yapıyor. Tıpkı Muş'un Bulanık ilçesinde öldürülen iki yurttaşın olayında olduğu gibi halkı lince teşvik eden bir yaklaşım sorumluluk değildir. Gezi direnişinde olduğu gibi Gezi direnişindeki halkı anlamak, onları ne istiyor, biz nasıl bu talepleri karşılarız yerine oraya bütün devlet şiddetini uygulama yaklaşımı nasıl bir sorumluluk olabilir sevgili arkadaşlar? Şimdi bir de kalkıp diyor ki BDP, HDP şiddetten besleniyor. Şiddetten nemalanan birisi varsa bu da AKP iktidardır sevgili arkadaşlar. Baskı, zulüm AKP'nin politikasıdır. Biz AKP hükümetinin artık kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerçekten bir yandan çözüm diyeceksin, bir yandan bu iradeden bahsedeceksin, bir yandan da aslında HDP'yi, BDP'yi üzerinden baskı uygulayarak bizi bu denklemin dışına çekmeye çalışacaksın. Buradan söylüyoruz, Halkların Demokratik Partisi'nin tüm bileşenleri, en önemlisi de Barış ve Demokrasi Partisi, sevgili arkadaşlar, bu sürecin en önemli aktörüdür. Bizler olmadan gerçek anlamda bir barışın olmayacağını da altını çizmek istiyoruz. Çünkü biz halkımızın sözünü dinlemek için, halkımızla birlikte halkın taleplerini gündemleştirmek için bu mücadeleyi yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bir şey daha söyleyip sözü eş başkanımıza bırakacağım. Nice, niye bu kadar itirazın, isyanın olduğu bir yer? Hatırlayın bir 93'ü. 93'te de burada bir katliam yapıldı, devlet katliamı. Şimdi AKP iktidarı diyor ki geçmişte yapılanlar hataydı. Peki geçmişte yapılanlar hataysa niye bu hatayı hala devam ettiriyoruz? Efkan Ala diyor paradigma değiştirmek gerekir. Doğru. Paradigma değiştirmek gerekir. Önce sizin zihinlerinizin değişmesi gerekiyor. Hala Kürtleri ikincil gören, hala Kürtlerin sözlerine değer vermeyen, Kürtlerin şahitliğini bile kabul etmeyen bir yaklaşımla gerçek anlamda bir zihniyet değişimi olmaz. Kürtler eşit yurttaşlardır. Kürtler eşit yurttaş olduğuna göre siz bunun haklarını güvence altına almak durumundasınız. Eşit davranmak ve Kürtlerin taleplerini dikkate almak durumundasınız. Eğer bunu yapmazsanız o zaman sadece kendiniz çalarsınız, kendiniz oynarsınız. Buradan da kimseye bir şey çıkmaz sevgili arkadaşlar. O yüzden Lice'yi anlamak lazım. Lice'de kalekol yapımları neden bu kadar protesto ediliyor anlamak lazım. Çünkü Lice'deki bu kalekol demek işkence demek, taciz demek, tecavüz demek, ölüm demek. 93'ü her gün yeniden yaşamak demek. Sadece Lice açısından değil, bütün Kürdistan açısından aynı şey geçerlidir. Biz burada kalekollar görmek istemiyoruz. Biz burada yaşam evleri görmek istiyoruz. Dolayısıyla Lice'nin talebini doğru anlamak, buradan bir çatışma zemini çıkarmak değil, burada süreci sabote etmek, süreci bozmak değil, aksine buradan çıkarak gerçekten demokratik bir hamleyi, demokratik bir adımı atmanın zamanıdır. Başka bir yaklaşımı kabul edilmeyeceği de ortadadır sevgili arkadaşlar.
Aslında belki Ankara'da yapıyor olsaydık bu toplantıyı, gündemimiz farklı olacaktı ve bu özellikle kadınlar ve iktidar üzerinden bir değerlendirme yapmayı düşünüyorduk. Çünkü AKP iktidarı kendi iktidarını büyütmek konusunda her şeyi kullanıyor sevgili arkadaşlar. Kadınların duygusunu, annelerin duygusunu, çocukları, her şeyi kullanıyor. Ama buradan belki bir cümleyle şunu hatırlatmak isteriz. Şimdiye kadar iktidar olanlar hep kendileri paraları biriktirdiler. Rantları biriktirdiler. Bu paraları, rantları nasıl kullanacaklarını, halkın kaynaklarını nasıl çarçur edeceklerine kafa yordular. Ama biz buralardan, Lice'den, Mesken'den, Diyarbakır'dan öfkelerimizi biriktirdik sevgili arkadaşlar. Devletin uyguladığı politikalara karşı bu ülkede, bu coğrafyada doğan tüm gençler, kadınlar, erkekler öfkelerini biriktirdiler. Hani nasıl o 17 Aralık döneminde başbakan ortaya çıkan tapelerde doğru ya da yanlış bir gecede onlar paralarını nasıl sıfırlayamıyorlarsa, bizim gençlerimiz 30 yıldır biriktirdikleri bu öfkeyi bir andan sıfırlayamazlar. Siz bu öfkeyi giderecek, bu öfkenin dinmesi için, bu gençlerin öfkelerinin dinmesi için, bu gençleri ikna edecek, bu halkı ikna edecek adımlar atmanız gerekir. Öfkeyle kalkan zararla oturur, bunu biliyoruz. Ama biz öfkeyle kalkıp zararla oturmak istemiyoruz. Ama biz öfkemizin ne kadar büyük, ne kadar derin olduğunun hatırlanmasını istiyoruz. 7'sinden 77'sine hepinizine bir sorduğunuzda onlarca yılın, hatta belki yüzlerce yılın öfkesini kendisinde barındıran bir gerçeklikle ifade ediyoruz. O yüzden bu öfkeyi gerçekten demokratik bir zemine çevirmek, Türkiye halklarının geleceğini, ortak geleceğini birlikte kurmak için bu gençlere kulak vermek önemlidir diye düşünüyoruz. Sadece onlar üzerinden siyaset yapmak değil, gençleri dinlemek, kadınları dinlemek bizim görev ve sorumluluğumuz. Biz dinlemek için buraya geldik. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu da, Sayın Başbakan'ı da buraya davet ediyoruz. Gelsinler, buradan görsünler. Bakın o zaman çözüm ne kadar yakın. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı. Sevgili arkadaşlarım, sayın milletvekilleri, Halkların Demokratik Partisi'nin bileşenleri, onların temsilcileri, başkanları, halkımız, sevgili basın emekçileri, burada bulunduklarını baştan belki bilmediğimiz, daha sonra aramıza katılmış bütün sivil toplum kuruluşlarının, demokratik kuruluşların temsilcileri, sevgili basın emekçileri, hepinize merhaba, hoş geldiniz. Rojbaş Hevalnu. Doğrusu Seba Tuncel eş başkanımızın bu harikulade konuşmasından sonra sözü uzatmak hiç istemem, tadında bırakmak iyi olabilir ama belki onun konuşmasını ve tutumunu yorumlayabilirim. İşte burada çözüm halinde, devrimci bir çözüm halinde canlı Kürt sorunun kendisini görüyorsunuz. Bunu çözmek için iradeyi, siyaseti ele alan bir milletvekilinin nasıl olması gerektiğini görüyorsunuz. Açık sözlü, dürüst, amaçlarını ve hedeflerini saklamayan, neyi nasıl yapacağını açıkça söyleyen ve bunun peşinden giden bir siyaset. Kürtlerin Türkiye'ye, Türkiye halklarına, Türkiye siyasetine en büyük katkıları budur. Açıkça hedeflerini ortaya koyarak özgürlük ve eşitlik ve kardeşlik için canla başla çalışmak, bunun için hiçbir şeyden sakınmamak, hiçbir şeyi sakınmamak. Bugün Lice'de bulunuşumuzun sebebi de budur. Burada kendi amaçlarını ve kendi hedeflerini açıkça ortaya koymuş olan halka karşı girişilmiş bir katliam var. Türkiye bu katliamı unutmamalıdır. Burada sivil halka, yoksul halka, silahsız halka ateş açıldı ve öldürüldüler. Türkiye'nin asıl meselesi budur. Bu ayrıca on yıllardır, yüzyıllardır sürüp giden ve son bir buçuk yıldır
bitmiş olmasını ümit ettiğimiz ama hala bitmediğini gördüğümüz bir gelenektir. Halkı isteklerini dinliyormuş gibi yapıp kurşuna dizmek. Son 1,5 yıl içerisinde Kürt meselesinin çözümü bakımından taleplerini eylemli olarak dillendirdiği için Kürt halkının ondan fazla evladı hayatını kaybetti. O nedenle bir kere daha durup düşünelim. Evet, dağda bayırda gerilla ile asker o şekilde karşı karşıya gelmedi ama devlet ile Kürt halkının başka evlatları, Kürt halkı ben şöyle bir barış istiyorum dediği için karşı karşıya geldiler ve kurşuna dizildiler. Bunun peşinde olmamız gerekir. Bunun üzerine hiçbir bayrakla örtemezsiniz. Bunun üzeri Türkiye çapında bir Türk bayrağı da imal etseniz örtülemez. O bayrağın altında gerçekleşmiş olan cinayet, cinayet olarak kalır. Ancak şimdi bu cinayetin sorgulandığı bir aşamada her şeyi bir Türk bayrağının altında örtmek isteyenlere şunu söylemek istiyorum. Siz bayrağı bir baskı aracı olarak kullanmaya kalkışmayın. İnsanlar ona zaten saygılarını gösteriyorlar. Çocukla çocuk olmak devlet insanlarına yakışır mı? Dün daha çocukların hayatları dağa çıkmış, çocukların bağışlanması, onların aşağı çağrılması konusunda HDP'ye başvuranlar, bugün bir bayrak direğine tırmanan çocuk niçin kurşuna dizilmedi diye kuvvet komutanlarını sigaya çekiyorsa bu işte bir tuhaflık yok mu? Bizim meselemiz bu mu gerçekten? Böyle bir meselesi var mı Türkiye'nin? Ne zaman Kürt meselesinde derli toplu bir çözümün eşiğine geliriz, o zaman gelenektir. Bir bayrak yere düşer, Türkiye ayağa kalkar. Artık bu 4. raundda bunu hiçbir şekilde yutacak değiliz. Burada karşı karşıya kaldığımız tertibi ortaya çıkartmaktır Türkiye'deki. Eğer hakikaten milliyetçilerse o milliyetçilerin görevi. Milliyetçiler demelidirler ki bizim bayrağımızla nasıl olur da siz başka bir halkı baskı altına almak için oyun oynayabilirsiniz? Bu soruyu sormayan milliyetçiye ben milliyetçi demem doğrusu. Onlar kendileriyle ne kadar övünürlerse övünürler. O yüzden Türkiye'nin batısında yaşayan halkımız, halklarımız buradaki meseleye kulak kabartmalıdırlar. Bugün burada bulunmamız, burada buluşmamızın nedeni Lice halkının dediğini duymanızı istememizdir. Burada bir tartışma var. Kürt halkı, Lice'de yaşayanlar diyorlar ki biz özgürce yaşamak istediğimiz bu topraklarda başımızda yeni jandarma karakolları, savaşan jandarma karakolları istemiyoruz. Çünkü eğer barış yapıyor isek, sevgili başkanımız da söyledi, eğer barış yapıyor isek bize içine 200-300 askeri alacak bir betondan barınak ile gelmeyin. Bize askersizleşme ile, demilitarizasyon ile gelin diyorlar ve bunu tartışıyorlar. Bu halkın bunu tartışmaya hakkı yok mu? Kendi barışının nasıl olacağını söylemeye hakkı yok mu? Niçin bu halkın fikrini kimse sormuyor? O halkın fikri meclisteki milletvekilleriyiz, bizleriz. Ama halkın kendisidir fikrin sahibi. Ve halkın kendisi bir yıldır diyor ki kale kol yapmayın, istemiyoruz. Bunu anlamak çok mu zor? Deniyor ki bize bu aslında kale kol halka karşı değil. Peki neye karşı? Burası sınır mı? Sınırdan geçecek büyük devletlerin güçlerini durdurmak için mi? Böyle bir güç mü var? Peki bu PKK'ya karşı mı? PKK'ya karşıysa, PKK ile barış yapıyorsanız PKK'ya karşı niye karakolu inşa ediyorsunuz? Niçin onlar birliklerini dışarı çekiyorlar da siz halkın bağrına birlikler sokuyorsunuz? Halk bu kale kollara baktığı zaman şunu görüyor. Bu aslında bana karşı yapılıyor. O yüzden yapılmasın. Bunu istemek suç mu? Peki diyelim ki bunu istememek bir problem olarak tartışılabilir. Devlet silahla tartışmak ve bunları tartışanları kurşuna dizmek zorunda mı? O nedenle Türkiye bu meselelere kafa yormalıdır. Kendilerini olmayan bir mesele, olmayan bir tehdit ile
baş başa bırakan ajitasyonu ellerinin tersiyle bir yana itmelidir. Şüphesiz Halkların Demokratik Partisi bu bakımdan üstüne düşen sorumluluğun gereğini yerine getirecektir. Bizim siyaset yürüttüğümüz hiçbir yerde, bizim elimizin uzandığı hiçbir yerde Türkiye halklarının değerlerine el ya da dil uzanamayacaktır. Biz bu tartışmayı yürütebiliriz. Ama başka bir halkı bayrakla tehdit etmek, onu rencide etmek, ona hakaret etmek, şehirler arası otobüsleri durdurup şehrin orta yerinde Diyarbakır'a giden otobüslerden insanları indirip lince tabi tutmak Türklük mü? Türklük böyle olabilir mi? Böyle bir Türklük öğrenmiş olan kimse var mı? Büyük uluslar başka ulusların hak ve değerlerine en büyük saygıyı göstermeyi başaranlardır. Büyük uluslar küçük işlerle uğraşmazlar. Onlar büyüklüklerinden eminler, emindirler. İkide bir de ulusumuzun değerleri tehdit altında diye çırpınmazlar. O değerlerin zaten güvence altında olduğunu, insanların o değerleri benimsediğini bilerek zaten güvenle, geniş yürekle, açık kalple hareket ederler. Eğer bu kadar çok tereddüt, bu kadar çok endişe, bu kadar çok dehşet varsa ya büyüklüğünüzden endişeniz vardır ya da değerlerinizden endişeniz vardır. Bizim doğrusu Kürt halkına eşlik eden Türkiye'nin diğer halklarının evlatları olarak ne halklarımızın ne uluslarımızın büyüklüğünden ve onların kültüründen, uygarlığından, onların temsil ettiği değerlerden bir şüphemiz yoktur. O nedenle Kürt halkının yürüyüşüne eşlik etmektir Türklüğün gereği. Kürt halkının yürüyüşüne eşlik etmektir Araplığın, Pomaklığın gereği. Bu yürüyüşe eşlik etmeyen aslında kendi özgürlüğüne eşlik etmiyor demektir. Bir kere daha tarihi hakikati buradan tekrar ediyoruz. Başka bir milleti ezen bir millet asla özgür olamaz. Kürt halkını ezerek, asimile ederek yeni bir millet yaratılamayacağı artık ortaya çıktığına göre barış süreci ve çözüm süreci bu yeni varlığı ve kimliği olduğu gibi kendi hakikatiyle kabul etmek ve Türkiye'nin ortak yürüyüşüne dahil etmek ise o zaman yürüyüşümüzü buna uydurmamız gerekir. Ve bir çözüm sürecini sürdürdüğü iddiasında bulunan bir hükümetin başındaki insan milliyetçi hisleriyi teşvik etmemelidir. Milliyetçiliği karşısındakilere karşı bir küfür olarak ağzına almamalıdır. Ve çocukların esenliğinden söz edenler çocuklar kurşuna dizilmelidir dememelidir. Ya onlar çocuktur ya da kurşuna dizilemezler. O nedenle her zamanki alıştığımız retoriğin bu şekilde değişmiş olması da son derece şaşırtıcıdır. Silahlı kuvvetler mensuplarının serin kanlılık ve itidal, politikacıların ajitasyon ve histeryayı dile getiriyor olmaları bizim de barış sürecimizin kendine özgü bir ironisi olsa gerektir. Uzun lafın kısası sevgili arkadaşlar, barış sürecinin asla ve asla sona ermeyeceğini, Sayın Abdullah Öcalan'ın açmış olduğu yürüyüş yolunun stratejik bir tercih olduğunu, tarihi bir dönüşüm olduğunu bir kere daha buradan açıkça ilan ediyoruz. Bu yolda yeniden gerginlikler, yeniden arızalar çıkabilir. Bunlar pek muhtemeldir. Ama asla ve asla ırmaklar geriye doğru akıtılamazlar. Bu aşama geçilmiştir. Artık ırmaklar başka bir yöne akmaktadırlar. Bu yönde akarken ırmaklar yükseklerden aşağılara düşebilirler. Yer altına girebilirler. Uzayan menderesler çizebilirler. Ama asla ve asla akış yönünün artık başka bir yön olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. O nedenle biz Sayın Öcalan'ın açmış olduğu ilerleme yolundan Türkiye'nin tamamının ilerlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Halkların Demokratik Partisi olarak bütün muhalefet partilerinin bu ilerleyişe eşlik etmelerini
barış sürecini sabote ederek Tayyip Erdoğan iktidarıyla değil, ondan daha yüksek ve daha ileri bir barış projesi ortaya koyarak onunla rekabet edebileceklerini buradan hatırlatmak istiyoruz. O nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimleri açıkça böyle bir test, böyle bir sınav olacaktır. Kim Tayyip Erdoğan'ınkinden daha yüksek bir barış projesi, kim Tayyip Erdoğan'ınkinden daha yüksek bir çözüm önerisi, kim Tayyip Erdoğan'ınkinden daha yüksek bir insanlık dili ortaya koyabilirse Cumhurbaşkanlığını o hak etmiş olacaktır. Biz bu Cumhurbaşkanlığına talibiz. Kendi başkan adayımızı göstereceğiz ve Kürt halkının ve Türkiye halklarının yürüyüşünü, ilerleyişini onunkinden daha mükemmel bir projeyle ifade edeceğiz. Ama kimsenin elinde tutacak değiliz. Daha iyisini yapanları bekliyoruz. İşte nice, işte barış arzusuyla kavrulan bir halk, işte onların sözü ve dili, işte hakikat burada. Hakikat Türkiye'yi kendisine çağırıyor, hakikat Türkiye'yi bekliyor. Türkiye bu hakikate gözünü açmalıdır. Bir kere daha buradan açıkça haykırıyoruz. Her şeye rağmen, bütün ölümlere, bütün zulümlere rağmen yaşasın barış, yaşasın hayat diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü Nice'deki olağan üstü toplantımız böylelikle sona erdi. Tabii bu arada bana gelen bir haber de var. Biz burada tabii ki uzağa, geleceğe, tarihe bakarak konuşuyoruz ve ölümlerin arkamızda kaldığını düşünüyoruz ama aldığımız haberlere göre çevremizdeki köylerde birkaç kilometre ileride gazetecilere, halka yönelik olarak güvenlik kuvvetlerinin açtığı ateşin söz konusu olduğunu da işitiyoruz. Gazeteci arkadaşlarımız bu hakikatin de peşine düşebilirler. Ama her şeye rağmen dediğimiz gibi biz barış ve özgürlük yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Yolumuz açık olsun. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Uzaklardan gelerek bu toplantıyı var eden yoldaşlarımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın sevgili Nice halkı. Hoşça kalın. Arabaya al. Ya Meryem! Şehit! Ya Meryem!